Manisa Belediyesi ile Kamu Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle sözleşmeli ve memura ek zam geldi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplu iş sözleşmesine Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Kamu Sen İl Temsilcisi Mustafa Genç, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, memurlarla birlikte sözleşmeli personeller katıldı. Toplantının başında Manisa Şehzadeler Mehteri bir konser verdi. Toplantıda ilk olarak Kamu Sen İl Temsilcisi Mustafa Genç söz aldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün seçildiğinde kendisine ilk yaptıkları ziyarette sosyal dengeyi gündeme getirdiklerini ifade eden Genç şunları söyledi. Değerli arkadaşlarım, yaklaşık Sayın Başkanımızın seçildiği 3 yıldan beri benim ilk kendisini ziyaretimde ilk söylediğim sözlerden bir tanesi değerli arkadaşlarımızın sosyal dengeyle ilgili isteği olmuştur. O da tabii ki gerekli kanuni şartlar oluşturarak bunu ödeyeceğini bana o zaman söz vermişti. Ve son geçen hafta bu olayı gerçekleştirdik. Hükümetin %3 verdiği toplu sözleşme zammını inşallah biz %5'lerde değil, %30'ların 40'ların üzerinde bir rakamla burada bugün bu sözleşmeyi yapacağız. Yani... Manisa Belediyesi'nin 2008 yılında 60 milyon olan bütçesinin 2012 yılında 210 milyon TL olarak beklendiğini dile getiren Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ise şöyle konuştu. 2008'lerde bütçesi 60 milyon olan Manisa Belediyemizin eğer 2012 yılı içerisindeki bütçemiz 210 milyon olarak bekleniyorsa ve bu bir önceki yılda 2011 yılında gerçekleşme oranı %60'lardan 90'lara 98'lere kadar ulaştıysa, başta Cengiz Başkanım ve ekibi olmak üzere hiç de es geçemeyeceğimiz Manisa Belediyesi'nin sevgili müdürleri ve çalışanlarıdır. Siz bir aile olmayı başardınız. 340 küsur personeliniz var. Herhalde tamamı burada. Sizler hepiniz böyle bir günde buraya gelerekten sözlerimin başında ifade ettiğim Manisa ailesini, Manisa Belediyesi'nin büyük ailesini gerçekten oluşturdunuz değerli kardeşlerim. Allah şu birliğimizi bozmasın. Sakın ola ki aramıza saç teli kadar nifak tohumları ekmek isteyenlere müsaade etmeyin. Toplu sözleşmede konuşan Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise bugünü milat günü olarak kabul ettiklerini belirtti. Sosyal denge konusunun sürekli polemik konusu haline getirildiğini ifade eden Başkan Ergün şunları söyledi. Bugün tabii önemli bir milat günü olarak kabul ediyorum. Önemli bir 5 yılın içerisindeki geçtiğimiz 3 yıllık sürenin yarısını geçen bir noktada bir dönüm noktası veyahut da ikinci devresi olarak hatırlıyorum. Birinci devrede bu süreci yaşadık sizlerle hep beraber. Tabii çok polemik konusu yapıldı. Çok konuşmalar yapıldı. Çok hakkımda şeyler söylendi. Yani çok da içinizden zaman zaman kızdığınızı, bana küstüğünüzü, bana darıldığınızı, bunu çok iyi yaşadım ve bugüne kadar da hep hissettim. Önce bunun bilinmesini istiyorum. Tabii basın yoluyla yapılan propagandaları falan, onları bir kenara koyuyorum hepsini. Biz ilgili başkan yardımcılarına, insan kaynakları müdürüne yaptığımız görüşmelerde hep şunu söyledim. Ve bazı konuşmaların içerisinde de bulunduğum ortamlarda da bu dile getirildiğinde kanuni açıdan veremeyeceğimiz açık ve net. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı nezdinde de girişimde bulunmasının talimatını verdim.
Görmüşlerdi, keşke o günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan kanun çerçevesinde gelen yazı olumlu olmuş olsaydı, bu herhalde bir buçuk sene öncesi itibariyle bu noktayı o günlerde yaşardık. Nasip bugüneymiş. Tabii şunu da bilinmesini istiyorum. Geldiğimiz günden beri Manisa'da en iyi hizmeti vermek için bütün burada çalışan ekiple ve diğer hizmet noktasında çalışanlarla bu belediyeyi yönetmeye çalıştık. Ve hakkaniyetli hesap verebilir, en iyi şekilde Manisa'ya hizmeti sunabilmenin çaba gayreti içerisinde olduk. Tabii bu süre içerisinde attığımız her adım, aldığımız her nefes hep mercek altında. Ve bunu hala da yaşıyoruz. Sonuçta kanunsuz herhangi bir şeyi yapmamız, benim bunu icraata çevirebilmem mümkün değildi. Bir muhalefet belediyesinin başkanı olmanın sebebiyle belki bu sıkıntıyı dolaylı olarak sizler yaşadınız. Öncelikle burada hepinize bir özrüm var. Tabii bugüne 3 seneyi geçtik. 2 ay daha işte geçiyor. 2. ayındayız. Geriye 22 ay kaldı. Bu 3 senelik süre içerisinde yapılan hizmetlerin her ne kadar kamuoyunda, basında, TV'lerde hep ön planda belediye başkanı oluyor. Öyle nitelendiriliyor. Ama esas hizmeti, esas çalışmayı, esas Manisa halkına bu hizmeti yapan sizlersiniz arkadaşlar. Bunu da bilinmesini istiyorum. O yüzden tüm Manisa'da yaşayan 320 bin nüfusu bugün yaklaşmış olan Manisa halkı adına verdiğiniz emekler için bütün Manisa halkı adına ve şahsım adına hepinizden bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii bu üst senenin, şimdi Sayın Başkan yanıma geldi. Bir şeyleri paylaştık ama demek ki sırrı yakalamış, benden önce orada yakaladı bir şeyi. Benimki bir parça başkanım, benimki küçük bir parça. Evet. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Şu anda söyleyeceğim rakamı hiç kimseyle de paylaşmadım. Bu bir sürpriz olsun. Burada bu coşkuyu sizlerle hep beraber paylaşmak istedim. Sonuçta bu açıklamanın burada yapılacağına inandığım için bunu hiçbir arkadaşım yanlış anlamasın. O zaman tadı kaçardı zaten. Anlamı kalmazdı. O vesileyle şimdi Funda Hanım buradan sorayım. Aşağıdan mı başlayacağız, yukarıdan mı başlayacağız? Hanginden başlayalım arkadaşlar, söyleyin. Tamam. Peki. Önemli olan çoğunluk ve yoğunluk aşağıdadır. Aşağıda. Evet, başlayalım. Kurban Bayramı'na başlarsak daha güzel olur. Evet. Öncelikle benim bir huyum var. Belki doğru, belki yanlış, kişiye göre değişir ama her gece bunu yaparım. Akşam yastığa başucuna kafamı koyduğumda vicdanen ben bugün doğru yaptım mı, yapmadım mı? Bunun sonucunda birilerini mağdur ettim mi, etmedim mi? Hep bunu kendime hep sorarım. O açıdan geçtiğimiz üç seneyi de göz önünde bulundurarak imkanlar dahilinde bazı promosyon adı altında, bazen müdürlerin işte ikramiyeleri noktasında bunları sizlere yansıtmaya çalıştık. Ve bunları da değerlendirdim. Ona göre bir fiyat kafamdan geçirdim. İnanıyorum ki
sizlerle bu geçtiğimiz dönemle ilgili helalleşeceğimiz kanaatindeyim. O yüzden vicdanım da çok rahat. İnşallah bu konuda sizler de hakkınızı bana helal edersiniz. Bundan sonraki süreçte de yine kalan süre içerisinde inşallah Manisa halkına en güzel hizmetleri daha büyük istekle, daha büyük şevkle yapma hizmetini inşallah Allah hepimize nasip etsin. Sağlık saat içerisinde ailenizle beraber bunu harcamak nasip etsin. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullanın diyorum. Biraz daha kıvrandırayım. Bir duyalım, radanları bir duyalım. Evet. Evet. Küçük bir anekdotum aklıma geldi, onu söyleyeyim. Buyur başkanım. Genel başkan sağ olsun biraz önce çıtıldı ama yanlış anlamasın beni. Bana biri be ikinci gelişildi galiba. İkinci gelişildi. Biz kavga eder gibi ben onunla makamla bir yerde ters dedim ya. Kusura bakmasın, bir ondan da özür. Yok estağfurullah. Var. Biz hakkımızı helal ettik. Sonuçta o gün için sizin hakkınızı en iyi şekilde savunmaya çalıştı. O günün şartlarında ben de bunu yapamayacağımı kendisine ifade ettim. Çok ısrarcı olmasından kaynaklanan biraz az polemiği de yaşadık. Bunun da parantez içinde belirttim dedim. Ama bugün gelinen nokta gerçekten istenilen hepsini nokta. Hepsini unuttuk. Başkanım. Hepsini unuttuk. Hepsine bir sünger çekeceğiz inşallah. Evet, Kurban Bayramı'nda ben yazdım başkanım. Ben yazdım. Memur ve sözleşmeliler. Ne bekliyor herkes? Evet, memur ve sözleşmelilerine hepsine 450'şer milyon lira ilave ediyoruz. Evet, onlara 500 milyon veriyoruz. Sayısı şu anda 3 tane olan başkan yardımcım var. Onlara da 600 milyon lira. Hayırlı olsun. Güle güle harcayın. Kurban başkanım. Kurban bayramı. Evet. 750 milyon hayırlı olsun. Güle güle. Daha sonra Türkiye Rally Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu Başkan Ergün'e plaket sundu. Plaket sunumlarının ardından sosyal denge zamları ile ilgili olarak imzalar atıldı. Toplantının sonunda belediye meclis salonu önünde davullu zurnalı kutlama yapıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Kamusen İl Temsilcisi Mustafa Genç ve belediye personeli çalan davul ve zurna eşliğinde oynadı.